Kızıl Goncalara vurulan darbe Ömer dizisinin senaristlerinin zoruna gitmiş. Onlar da isim vermeden Ömer dizisinde Hüseyin Çevik'e küfür ettiler. Dün gece 12'de canlı yayın açtım arkadaşlar. Niye? Fatih Camii'nde Fatih Camii imamı ve oradaki bir hafız talebe kardeşimize yapılan bir saldırı oldu. Zaten hepiniz izlemişsinizdir. Her şey ortaya çıktı. İşte yakalandı. İşte iki kere eşinden boşanmış. Yine her zaman klasik. Psikolojik sorunları olan. Klasik zaten. Hep de öyle oluyor zaten. Ya deli çıkıyor. Ya psikolojik sorunları oluyor. Tabi hacılara, hocalara, imamlara saldırınca psikolojik sorunlu oluyorlar. Yok işte daha bir gün önce başka bir olaya karışmış. İşte zaten aransa evinde, adamın evinde şey varmış. Taşıma ruhsatı mı ne varmış? Pompalı tüfek mi ne? Mevzuya bak. Adamın zaten bir sürü aransa vukuatı mevzusu varmış. Ne demiş? Putları bilmem yıkacağız mı demiş. İslam bilmem ne. Klasik, o da zaten dümenden o. Arkadaşlar mevzu belli. İnsanları camilerden, insanları mescitlerden, insanları ilim meclisinden uzaklaştırmak, korku salmak. Az önce bir kardeşim bana bir video attı. Bir sol cenah kanalı, Instagram kanalı. Bir video paylaşmış. Videonun kapak fotoğrafında başta ben elhamdülillah işte Cübbeli Hoca var. Seyit Saki Hazretleri var. Allah Allah. Muhabbetlere bak. Ne kadar ehli sünnet varsa koymuşlar. Altına yazan videonun açıklaması. Cemaat ve tarikat yaşamını kurmaca senaryolarla işleyen Kızıl Goncalar dizisine Rütük yayın durdurma cezası vermişti. Ayrıca çoğu çekim mekanını izinleri iptal edilmişti. Şimdi de Ömer dizisinde lüks ve şatafat içinde yaşayan bir cemaat lideriyle ilgili sahneye yer verildi. Bak şimdi. Ömer dizisi ne yapmış? Kızıl Goncalar yapılan bu şey Ömer dizisinin senaryosunun zoruna gitmiş. Ve hemen biz Ömer dizisine arkadaşlar iki tane zaten video yaptık. Ne kadar tehlikeli olduğunu dair video yaptık. Kızıl Goncalar dizisine uygulanan baskıdan sonra Ömer dizisinin çekinmeyip böyle bir güzel sahneye yer vermesi takdir edilmeli. Ömer dizisindeki cemaatlere, tarikatlara, ehl-i sünnet hocalara saldıranları diyor, takdir edin diyor. Bu sayfa. Sayfa da zaten ehl-i sünnet düşmanı bir sayfa. Neyse. Geldik sahneye. Orada bir tane sözde hoca var. Hoca efendi konuşma yapıyor. Diyor ki, kadının yeri evidir, kocasının hizmetidir. Kız çocukları evleninceye kadar ev işlerine yardım edip hayırlı evlilik, hayırlı eşi beklemelidir. Sahip olduğunuz kadınlarınıza söz geçireceksiniz. Kadının yeri evidir, kocasının hizmetidir. Bu lafta hiçbir yanlışlık yok. Hiçbir yanlışlık yok. Çünkü bunlarla alakalı yüzlerce hadis-i şerif var. Kadının yeri evidir buyuruyor Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. İki tane İslam düşmanı kadının yeri sokaktır dedi. Kadınları sokağa mı salacağız? Haber yapsınlar bunda. Kadının yeri evidir. Ha, kocası karısına bakacak, onu söylüyorum. Kocası karısına bakacak. Muhtaç etmeyecek. Ve kocasının hizmetidir. Hizmet derken kocasını, bir koca karısını hizmetçi gibi kullanamaz. O ayrı bir şey. Karısı canı gönülden ona yemeğini hazırlayacak. İşte bulaşını yıkayacak. Bunları hizmetçi zannediyorlar, biliyor musun bak. Biz bir kadın kocasına yemek yapacak dediği zaman vay siz şöyle kadına hizmet yaptınız diyen de akşam kocasına yemek hazırlıyor ha. Bey diyor sana çok güzel yemek yaptım. Lan biz söyleyince gavur mu oluyoruz? Adamın dediklerini kenara atıyorum. Neyse. Gelelim İslam düşmanlarının verdiği cevaba. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz Nurettin Efendi. O konuşanın az önceki hocanın adı Nurettin'miş. Oradaki Ömer'sindeki imam. Nurettin Efendi, sen bu insanları Allah ile aldatıyorsun. Sözüm ona din adına konuşup Kur'an'a aykırı şeyler anlatıyorsun. Senin gibiler yüzünden bu din tanınmaz hale geldi. Ama en çok da gençleri dinden soğuttunuz. Orada kimin resmi var arkadaşlar? Benim resmim var.
Peki Allah rızası için soruyorum size. Allah'ın adını verdim. Başka bir sohbet meclisinde bizim buraya kadar genç gördünüz mü arkadaşlar? Hayır. Ben bir gençler elinden soğutuyorum. Riyasun'da konuşuyorum. Sokakta gençler üzerime zıplıyor valla. Eyüp Sultan'da videomuz var. Eyüp Sultan'da okul kafilesine denk geldik. Çocuklar beni parçalayacak neredeyse. 100 tane çocuk ya üzerime saldırdı. Ama sevgiden. Lan ben mi gençleri dinden uzaklaştırıyorum? Din adına konuşacaksan Allah'ın kitabını anlatacaksın. Hurafeleri değil. Bak hurafeleri değil derken hani bazen burada bizim okuduğumuz hadis-i şerifler ne diyorlar? Uydurma hadis, bilmem ne, yalan hadis. Değil mi? Dünya nimetleriyle gösterişe girince asıl senin gibilerin diyor. Başını döndürmüş bu dünya. Bu evler, bu arabalar, bu korumalar. Arkadaşlar kiracıyım. Onu söylüyorum kardeşim, kiracıyım. Araba dersen Rabbim nasip etti. Birkaç sene önce bir araba aldık. O da Porsche falan değil yani. Korumalar. Arkadaşlar benim korumam yok. Velhasılı kelam. Benim korumaya morumaya ihtiyacım yok. Gerçek inananlar din adına sadece Allah'ın kelamına inananlar ve dinde sadece onun elçisini örnek alırlar. Allah'tan başkasına da kimseye kulluk etmezler ve secde etmezler. Bak bunlar bu lafı bize çatıyor söz ha. Biz haşa ve kelle Allah dostlarına secde ediyormuşuz. Allah sizi kahretsin be. Amin. Diyor ki ey Müslümanlar uyanın uyanın bunların dinimizi çarpıtıp sizi aldatmasına izin vermeyin. Senaryo bakın açık konuşuyorum. Bu sahne tamamen biz ehli sünnete yazılmış. Net. İsim vermeden zaten oradaki resimde her şey belli oluyor. Dedim mi? Ehli sünnet ne kadar kişi varsa, hoca varsa koymuşlar. O kanalla zaten o sayfada bağlantılı. Şimdi geldik mevzuya. Daha dur daha dizi yeni başladı arkadaşlar. Size dizi izletiyorum bak burada. Bu imamın bir tane oğlu var. Oğlunun sözleriyle olay kapanıyor. Şimdi iyi dinleyin. Sohbeti kapatıyoruz. Diyor ki oğlu arkadan bas bas bağırıyor. Siz de gerçekleri görün. Hakikati kaynağından Kur'an-ı Kerim'de arayın. Bu şatafatın içinde değil. Bu insanlar din adına konuşup neden Allah'ın kitabından söz etmiyorlar? Neden bir tane ayet okumuyorlar? Ehli sünnet hocalara bunlar ayet okumuyor diyor ya. Sorun kendinize. Çünkü bu anlattıkları uydurmaların Kur'an'da hiçbiri yok. Arkadaşlar peki ben size şunu söyleyeyim. Bu konuşmayı yapan imamın oğlu müezzin ne yapıyor biliyor musunuz? Mahalledeki dul karıya tecavüz ediyor. Tabii. Şimdi onlar tecavüz emez. Ne diyorlar? Yasak aşk. Allah razı olsun bir takipçimiz altına yorum yazmış. Buna demiş. Bu resmini koyduğunuz hocanın hepsi ayet okuyor lan demiş. Bak ne güzel. Bir tane düzgün yorum var. O da bu. Gerisi hepsi bize sövüyor. Bir de niye bilerek bizim resmimizi koyuyorlar arkadaşlar? Sırf bize küfür ettirmek için. Adam mesela orada videoda Hüseyin Çevik diyor mu? Ömer dizisinde Hüseyin Çevik geçiyor mu? Yok. Cübbeli Ahmet Hoca geçiyor mu? Yok. Seyyid Saki Hazretleri geçiyor mu? Yok. Niye resmimizi koyuyorlar arkadaşlar? Hüseyin'e sövün. Haşa ve kella. Cübbeli Hoca'yı sövün. Seyyid Saki Hazretleri'ne sövün. Niyetleri bu. Tabii menzi cemaatine sövün. Her tarafa dümdüz gidin diye yapıyorlar. Kızıl Goncalara vurulan darbe Ömer dizisinin senaristlerinin zoruna gitmiş. Onlar da İsim vermeden Ömer dizisinde Hüseyin Çevik'e küfür ettiler. İnsanlar izlenen işte bak gördünüz mü? Bak ne güzel söyledi. Şatafat içindeler. Bir Müslüman. Kendimden bahsedeyim. Hüseyin Çevik uçağa da biner. Porsche'a da biner. Yata da biner. Villada da kalır. Niye? Zekatımı veriyorsam, sadakamı veriyorsam, fakiri fukarayı gözetiyorsam, zekatımı kuruşu kuruşuna hesaplayıp veriyorsam. Anladınız mı arkadaşlar?